Gidip kendim konuştum Beyci Hanım'la. Dosyayı sordum, bilmiyorum dedi. Bence de bilmiyordu. Sonra ne oldu peki? Gidip Ahmet Bey'e sordu herhalde. Herhalde. Herhalde ne demek Şale? Bir şey biliyor musun, bilmiyor musun? Net bir şey var mı? Nereden bileyim Mehmet? Sadece tahmin yürütüyorum. Gidip Ahmet Bey'e sordu. Öğrendi. Öğrenince de... Ahmet'in bir şey yaptığını düşünüyorsun. Bilmiyorum. Olamaz mı? Olabilir de. Bunca zaman aralarında bir sorun olmamış. Neden birden değişsin? Hem neden kabul etsin ki ayrıca? Hayır der çıkardı işin içinden. Kadını ikna ederdi, bir şey yapardı. Ben de oraya takılıyorum ya zaten. Sen bu işin üstüne gitme şimdi. Ahmet'in nasıl bir adam olduğunu benden daha iyi biliyorsun. Dikkat et, tamam mı? Ahmet neyin peşinde olduğumuzu öğrenirse... bizim de peşimize düşer biliyorsun. Eğer beğenmediyseniz elimde başka daireler de var. Hemen yan sokakta. Çatı katı gösterebilirim isterseniz. Terasta deniz manzaralı. Yok, gerek yok. Ben beğendim bu evi. Ev sahibini ne zaman arayabiliriz? Siz kararınızı verdiyseniz hemen arayabilirim. Olur. Ben beğendim, tuttum burayı. Oğlum nereye? Su içeceğim. Sen otur, ben getiririm. Çay falan yapalım istersen. Ben de yardım edeyim. Gerek yok. Bir şey lazımsa biz gidip alırız. Kerem'le. Ben de gideyim hatta. Hiç gereği yok. Bak Barış nasıl olsa bütün gece buradayız. Yani illaki bir şeyler yiyip içeceğiz abi. Tamam. Biz bir mutfağa bakalım o zaman. Bir şey lazım olursa söyleriz. Evet. Çay nerede acaba ya? Şeyde olabilir, şu üstünde şunu bak. Ben de salata yapayım. İnanmıyorum, şuna bakın ya. Pilav yapacaktı herhalde. Biz de yapalım o zaman. Olur. Sen tencere verir misin bana lütfen? Tamam, şunu koyayım hemen vereceğim. Ya dur, tencereye vereyim sonra salataya başlarım ben. Zeynep o. Zeynep burada. Efendim anneciğim. Kuzum, ne yaptınız anneciğim? Nasıl oldu Barış? İşte ya, çok iyi değil tabii. Canım benim ya. Babana haber verdiniz mi? Yok, ben aramadım ama Melis aradıysa bilmiyorum. Ben de söylemedim çünkü babam iş için şehir dışına gitmiş yani. Annem öyle söyledi. Tamam. Ne oldu? Şehir dışındaymış galiba, iş için falan öyle bir şeyler. Anladım. Yani istiyorsan ben yine de arayayım. Yok yok. Ben ararım onu. Sen arkadaşının yanında kal. Bir şeye ihtiyacınız olursa da beni ara, tamam mı? Tamam anneciğim, hadi görüşürüz. Evet. Başka... bardaklar nerede acaba? Efendim Demet. Cihan merhaba, nasılsın? İyiyim. Az önce kızlarla konuştum da, yani daha doğrusu Zeynep'le konuştum. Şehir dışındaymışsın galiba. Hayır, değilim. Ha, döndün o zaman. Hiç gitmedim. Melis şeyde demiş babam, şehir dışında diye. Boş ver şimdi, anlatırım sonra sana uzun uzun. Sen ne yaptın? Evdeyim. Ya kötü bir haber aldık. Barış'ın anneannesi rahatsızlanmış. Kadını hastaneye kaldırmışlar. Durumu da pek iyi değilmiş galiba. Yapma. Kızlar da Barış'ın yanındalar. Şimdi ben de arayıp sana haber vereyim dedim. Uf, yapma ya, çok üzüldüm. Peki nedenmiş? Tansiyon falan mı? Vallahi ben de bilmiyorum ama iyi değilmiş galiba. Sen istersen bir ara konuş kızlarla. Tamam, ben ararım Zeynep falan da. Ne diyeceğim, seninle önemli bir şey konuşmam lazım. Önemli bir konu. Müsait misin? Tamam. Akşam görüşelim mi? Olur, 8 iyi mi? İyi. Tamam, o zaman ben yarın adresini sana konum atarım. Tamam.
Bakacak mısın tadına? Olur. Olmuş mu? Hı? Ya bir şey soracağım sana. Sor bakalım. Melisleri getirdiğim için kızmadın değil mi? Yok. Neden kızayım ki? Ya onların da haberinin olması gerektiği düşündüm. Doğru. Sen yanlış bir şey yapmadın güzelim, tamam mı? Peki. Niye Can'la gelmemi istedin? Yalnız olmanı istemedim. Biliyorum. Ama sen böyle ısrar etmezdin. Hani illa Can'ı bekle yalnız gelme diye. Ben de merak ettim. Ne bileyim yani o an öyle geldi içimden. Ya açıkçası başka bir nedeni yok. Anladım. Sevgilim. Hah. Üzülme ne olur. İyileşecek Behice teyze. İnanıyorum ben buna. Bak Zeynep. Ya açıkçası ben sırf Barış'a destek olmak için böyle iyiymişim gibi yapıyorum. Ama onu o halde görünce ve yatarken içim gidiyor. Elimden de bir şey gelmiyor. Yani bizimkiler bütün doktorlara gitmiş sormuşlar. Hepsi de aynı şeyi söylüyor. Yani bundan daha fazlasını yapılmayız diyorlar. Yani uyanamayacak mı hiç? Bilmem. Hece anne hep annemden daha yakındı. Hep öyleydi ilişkimiz. Şimdi ben Beyce annemi kaybedersem ben doğrusu ne yaparım bilmiyorum. Sevgilim. Ben senin yanındayım. Yani evet elimden bir şey gelmiyor ama yanındayım. Ben içeri gidiyorum. Sonra konuşuruz. Tamam. Çay var mı daha ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.